Selam gençler kimya adası nasılsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim günün ikinci videosunda karşınızdayım kitabımızı elimize alıyoruz sayfa 8 ve 9'u açıyoruz test 2'deyiz hemen beraber şu modern ton teorisiyle alakalı olan ikinci testimizi çözelim o zaman ilk sorumuz gelsin hepinize başarılar diliyorum evet ne demiş Günümüzdeki atom ile ilgili bilgiler dikkate alındığında 3 tane öncülümüz var görüyoruz. Bu öncüllere alakalı olarak baktığımız zaman hangisi diyor? Boroton modelin yetersizlikleri arasındadır demiş. Evet, günümüze en yakın olan model Tabii ki bor atom modelidir ama yetersiz ki günümüzde kullandığımız modelde zaten kuantum modeli dediğimiz bir model değil mi? Evet. Niye bor atom modeli yetersiz? Bunu araştıracağız. Ne diyor? Sadece tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını başarılı açıklaması. Evet. Bor sadece tek elektronlu tanecikleri ispatlayabilmişti. Kim gibi mesela? Hidrojen atomu gibi. Kim gibi mesela? Helyum artı bir iyonu gibi mesela. Kim gibi? Lityum artı iki iyonu gibi. Bakın hepsinin de ortaklığı nedir? tek elektronlu olması. O yüzden evet tek elektronları biz burada ispatladığını biliyoruz ama çok elektronları ispatlayamadığı için bu bir yetersizlik. O yüzden birinci öncülümüz kabul edeceğiz. Peki ne diyor? Elektronların dairesel yörünge dışında neden bulunamayacağını açıklayamaması. Evet. Bora göre Elektronlar dairesel yörüngelerde bulunur ama biz ne diyoruz? Üç boyutlu aslında bakıldığında, incelendiğinde üç boyutlu aslında dairesel olmayan eliptik düzlemlerde ya da işte böyle katmanlarda bulunur diyoruz. Enerji düzeylerinde bulunur diyoruz ve biz bunlara orbital diyoruz. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler. O yüzden bu da bir eksiklik. Yani böyle iki boyutlu falan dairesel yörüngelerde bulunmaz elektron. Peki ne diyor? Yüksek enerjili katmandan düşük enerjili katmana geçen elektron ışıma yaparak enerjisini düşüreceğini açıklamaz. Evet bu günümüzde de geçerli. Bu neydi? Yüksek katmanda enerji fazla temel hale geçerken yani düşük enerjili katmana geçerken ne yapıyordu? Dışarı enerji yayarak bu şekilde atom temel hale geçmeye, kararlı hale geçmeye çalışıyordu. Evet bu doğru. Yani bu yetersizlik değil yani baktığımız zaman. Burada birinci ve ikinci öncülümüz yetersizlik olduğu için cevap da bu durumda ne olur? D seçeneğimiz olur deriz. Geldik ikiye. Demiş ki elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2 olan bir dağılım var. Bu dağılımda demiş bize burada kuantum sayılarını vermiş toplam elektron sayılarını vermiş hangisindeki acaba maksimum elektron sayısı yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım inceleyelim en eşittir 3 deyince en eşittir 3 demek başkanım sayısı 3 demek ne var burada 3s2 var görüyorum ki. 3p6 var. Aynı zamanda 3d2 var. Yani s'ten toplamda 2 elektron var. p'den 6 elektron var. Toplam 8. 2 de d'den geldi. Toplam 10 tane elektron görüyorum. Evet. 3d 2 ile toplarsak 10 elektron. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bu doğru. L eşittir 2 demiş. L eşittir 2 demek aslında d orbitali demektir zaten. D orbitaline bakıyorum. Bakın 3d2 evet burada 2 elektron var zaten. O yüzden bu da doğru geldi. Şimdi ml değeri 0 demiş. ml değeri 0 deyince ben burada ml ml değeri nereden geldiğini bir kere görmem lazım. Şimdi ml değeri neydi? ml değeri hatırlarsam eksi l sıfır artı L diye gidiyordu. Şimdi bakın L değeri aslında sıfır olduğunda ki bu bizim S orbitalimizdi. M değerimiz bu durumda ne olur? Zaten sıfır olur. Evet. Yani buradan gelebiliyor. L değeri bir olduğunda ki bizim bu P orbitalimizdi zaten. Bu durumda M değerimiz eksi bir sıfır artı bir. Bak buradan da gelen bir orbitalimiz var aslında. Peki devam edelim. L değeri iki olduğunda ki bizim burada D orbitalini ifade ediyordur. Bu da eksi iki eksi bir sıfır artı 1 ve artı 2. Bak buradan da gelen bir orbital var. E, L D3 olursa F orbitali ki F dağılımda yok. O yüzden bunu yazmıyorum. Şimdi bak bu dağılım ben bir daha buraya yazayım. Daha net anlayalım aslında. 1S2 değil mi? 2S2 2P6 3 S2, 3 P6, 4 S2 ve 3 D2 dedik mi? Şimdi bak burada şöyle yapalım. S için bir orbital. S için bir orbital. P, S, P için 3 orbitalimiz var. S için bir orbital. P için 3 orbitalimiz var. S için bir orbital. D için de toplamda 5 tane orbitalimiz var. Şimdi ML değerleri aslında bu orbitallerin kodları. Şimdi bak ML değeri deyince S için zaten sıfırdır. S için sıfırdır. ML değeri P için eksi bir sıfır artı 1'dir. S için gene 3 S2 de 0'dır. P için eksi 1 0 artı 1'dir. Evet baktığımız zaman S için 0'dır. D için de eksi 2 eksi 1 0 artı 1 ve artı 2'dir. Bak bu orbitallerin kodlarını ben adlarına tek tek yazdım. Şimdi bak 1 s2 diyor ya bak 1 s2 tam dolu. Evet buradan m değeri 0 olan 2 elektron var. 2 s2 tam dolu 2 elektron da buradan geliyor. Şimdi 2 p6 hepsi tam dolu ama buradan sadece e, 0 olan 2 elektron var. Bak şimdi burada 2 elektron buradan geliyor. 2 elektron buradan geliyor. Sadece buradan 2 elektron geliyor. Toplam p'de 6 elektronumuz var ama S'ten gelen 2 elektronumuz var. 3S2 deyince ML değeri 0 olan 2 elektron var. Toplam 2 elektron da buradan geldi mi? Evet devam edelim. 3P6 deyince arkadaşlar bakın görüyorsunuz ki buradan ne, ne gelir? Buradan baktığımız zaman aslında 2 elektron daha gelir. Görüyor musunuz? Evet bunu da görebiliyorum aslında. Devam edelim şimdi arkadaşlar. 4S2 deyince toplam 2 elektron da buradan gelir. Bak buraya kadar zaten 2, 4, 6, 8, 10 tane elektron gelmiş oldu. Değil mi? Görüyorsun ki. Şimdi bak aslında hani 3D elektronları deyince aslında ben bunu tek tek dağıtacağım. Ama maksimum dersek bir tanesini şuraya koyayım. Mesela bir tanesini buraya koyayım. Fark etmez. Buradan da bir tane maksimum gelir. Yani maksimum dediği zaman aslında 11 tane gelmesi lazım. En az 10 tane var. Şuraya kadar 10 tane oluyor. Bir tane buradan geldiği için de toplam maksimum 11 olması lazım. Ama ne yapmış? 8 demiş. Bu olmaz. Hata var yani burada. Peki devam edelim. L 1 m l eşittir eksi 1 diyor. Şimdi l eşittir 1 demek zaten p orbitallerini gösteriyor bize değil mi? P orbitallerine baktığımız zaman ne gelir? Bak eksi 1 olan zaten 2 elektron buradan geliyor görüyor musun? Aynı zamanda 3 p'den de geliyor şuradan eksi 1 olan. Toplamda arkadaşlar 2 artı 2'den toplam 4 tane elektron geliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok ml değeri eksi 1 bölü 2 olan demiş arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Bak şimdi şuraya kadar zaten toplam 20 tane elektron var değil mi? Bak 4 s 2 kadar 20 elektron var. Bu bir orbitale yerleşebilecek elektron sayısı nedir aslında? 2'dir. Birisinin yönü artı 1 bölü 2 diğerinin yönü de eksi 1 bölü 2. Yani şuraya kadar aslında benim toplamda 20 elektronum var ya 20 elektronumuzun aslında 10 tanesinin yönü artı 1 bölü 2 10 tanesinin yönü de eksi 1 bölü 2'dir. Yani buraya kadar aslında ms değeri eksi 1 bölü 2 olan toplam 10 elektron var. E şimdi bunların yönünde de eksi 1 bölü 2 olarak kabul edersek 2 de buradan geliyor. Toplamda en fazla 12 tane elektronumuzun yönü eksi 1 bölü 2 olmuş oluyor. O yüzden bu da doğru gelir. En az deseydi 10 tane. O zaman bunların yönünü mesela artı 1 bölü 2 olarak kabul ederdim. O yüzden en az burada ne olurdu? E, 10 tane olurdu. Sadece şuradaki elektronları sayardım. Dolayısıyla burada bu da doğru geldi. Cevap da C seçeneği yanlış olduğu için C'yi işaretliyorum. Güzel soru. Geldim 3'e. Şimdi krom elementi ile alakalı olarak bize hangileri doğrudur demiş ama krom benim dağıtmam gerekir tabii ki. Krom bak özel bir atom, küresel simetri uyumak için bir yapı yapıyor. Hatırlar mısın? Bak ne yapacağım? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 demiyorum. Ne diyorum? 4s1 3d 5 diyorum bak burası çok önemli. S için bir orbital, S için bir orbital, P için 3 tane orbital, S için bir orbital, P için 3 orbital, S için bir orbital, D için de 1 2 3 4 5 orbital. Bak şöyle ayırayım isterseniz daha net anlayın tamam mı? Olur mu arkadaşlar? Şöyle ayırsam daha net anlarsınız. Şimdi bu durumda bakın ne yapıyoruz? 1s2 tam dolu, 2s2 tam dolu, 2p6 hepsi tam dolu, 3s2 tam dolu, 3p6 tabii ki bunlar hep tam dolu. 4s1 yarı dolu ve 3d5'ten toplamda bakın 5 tane yarı dolu orbitalimiz var. Toplama bakarsanız arkadaşlar şuraya kadar ne var? 9 tane tam dolu orbitalimiz var ama 6 tane de yarı dolu orbitalimiz var diyoruz. Peki en e, elektron dizilimi 3D4'te biter mi? Hayır yanlış. Neyle bitti? 3D5 de bitti. O yüzden bu ifademiz olmadı. En büyük başkan sayısı 4S'deki olan ki 4S'tir. Bu doğru gelir. Enerjisi en büyük olan 3D'dir. En büyük başkan sayısı 4S'tir. Bunu unutmayın. Enerjisi en büyük olan en son dağılımdaki yazdığımdır. Evet. Peki 6 tane yarı dolu bitili var ki görüyorsun 6 tane yarı dolu bitili var. Evet. Hem 4S'ten geliyor hem de 3T'den geliyor. Bu da doğru gelir. Evet. L değeri 0 olan demek L değeri 0 demek S orbitali demektir. Bakıyorum şimdi S'ye. 1 2 elektron, 2 S'ten 2 elektron, 3 S'ten 2 elektron, 6. 4 S'ten de 1 elektron toplam 7 gelmesi lazım. Bu da hatalı oldu. Cevap da bu durumda ne olur diye bakarsam B şıkkı yani 2 ve 3 oldu diyoruz. Evet geldim şimdi 4'e. 4'te diyor ki artı 2 yüklü iyonun elektron dizilimini bize burada vermiş. Buna göre SPD orbitallerindeki toplam elektron sayısı nedir diye sormuş. Bak ben bunu yazayım daha iyi anlarız. Artı 2 deyince 2 elektron vermiş aslında tamam mı? Bak şimdi şöyle ki argon 18 bak. 1s2, 2s2, 2p6 değil mi? 3s2, 3p6 bak buraya kadar argon 18 sayarsanız 2 buradan, 2 de buradan 4, 6 da buradan 10, 12, 18 geliyor. Argon 18 yazdık. Şimdi bakın 3d6 diyor ama 3 6ya kadar aslında arada ne vardı? Bir de 4S2 vardı. He artı 2 olunca aslında ne yapmış? 4S2'dekini vermiş. Çünkü en son katmandaki verilir elektron olarak baktığınız zaman e bu durumda ne olur? 3D6 ile bitiyor. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz burada element atomu da istiyorsak bizim bunun nötr olması lazım. Yani buradaki X atomumuz diye kabul ettiğimiz zaman nötr olduğu zaman toplam 26 tane elektron var. Yani 26 tane proton var diye görebiliyoruz. Nötr hali bu. 2 elektron verince ne yapar? Şunu verir ve 3p6'dan 3 de 3p6'dan 3 de 6'ya geçecekti. Peki dağılım bu şekilde olduğunu gördük. Şimdi ne diyor bize burada? S için ne var? S için bakalım. Bak 1s2, 2s2, 3s2, 4s toplamda 8 tane elektron s'te var görüyoruz. P için ne var diye bakalım? 2p6 var ve de 3p6 var. Toplamda 12 elektron da burada var mı? Evet 12 elektron da burada görüyorum. Devam edecek olursam D için kaç tane var? D için de 6 tane var. Evet 6'yı da ben hemen buraya yazarım. E bakıyorum o zaman cevap da ne geldi? E seçeneği oldu deriz. Geldik 5'e. Şimdi benim burada 3 tane görselim var. 2s var. 3S var ve 4S var soruda. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi S diyagramları, S orbitalleri zaten küreseldir değil mi? Bunu görebiliyoruz ve burada bulundurabilecekleri maksimum elektron sayısı demiş birinci öncülde. E bakın, 1S de olsa, 2S de olsa, 3S de olsa, 4S de olsa S orbitalleri zaten birer tane. E maksimum iki elektron yerleştirebilirim. Yani burada elektronlar ancak ve ancak ikişer tane yerleşebilir. O yüzden arkadaşlar burada bulundurabilecekleri maksimum elektron sayıları arasındaki ilişki 4s eşittir 3s o da eşittir 2s olması lazımdı. O yüzden birinci öncülümüz zaten doğru gelmedi. Devam edelim. Baş kuram sayısı arttıkça bakın 2s'in şekline bakın 3s'e bakın 4s'e bakın bakın ne olur hacim bu durumda artar. O yüzden büyüklük artar diyoruz. Bu da doğru gelir. Peki orbitalin enerjileri arasındaki ilişki ne olur? Arkadaşlar şimdi bakın. Enerji sıralaması nedir? n artı l kuralıdır. n artı l değeri büyüdükçe orbitalin enerjisi artar. Evet. Bunların hepsi s orbitali ve l değerleri her bir için sıfırdır. Sıkıntı yok. Ama 2s olunca n değeri 2 olunca 2 artı sıfırdan 2 oluyor. Peki 3s olursa 3 artı 0'dan çünkü n değeri 3 olduğu için 3 olmuş oluyor. 4s olduğunda n değeri 4 olduğu için 4 artı 0'dan 4 olmuş oluyor. E dolayısıyla burada enerji sıralaması yaparsak 4s büyüktür 3s, 3s de büyüktür 2s olmalıydı. Ama eşit vermiş olmaz hata bu. O yüzden buradaki cevaplarımıza bakarsak yalnızca yalnız burada arkadaşlar ikinci öncülümüz doğru kabul ederiz. Burada o yüzden ben burada B seçeneğini işaretlerim. Geldim 6'ya. Şimdi benim burada demiş ki aşağıdaki orbital hangisinin kuantum değerlerinde yanlışlık verilmiştir? Yanlışlık vardır diye soruyor. Bakalım şimdi 2s deyince n değeri zaten 2 l değeri zaten 0. Bunu böyle görebilirim. Çünkü l değerlerine baktığımız zaman arkadaşlar 0 1, 2, 3 diye değerlendirsek l değeri 0 olsa bizim s orbitalimizdir. L değeri 1 olduğu zaman P'dir. L değeri 2 olduğu zaman D'dir arkadaşlar. D yazacağım buraya. L değeri 3 olduğu zaman da tabii ki F'dir. Bunu böyle görebiliriz. 3P deyince N değeri zaten 3. P olduğu için de L değeri 1. Burada herhangi bir sıkıntı yok görebiliyorum. 3D deyince N değeri 3. D olduğu için L değeri 2. Evet burada bir sıkıntı yok. Bakın 4F diyor. N değeri 4. F olduğu için L değeri 3. Herhangi bir sıkıntı görmedim ama 4P diyoruz ya. N eşittir 4. P olursa L değerinin 1 olması lazım. L eşittir 2 olduğu zaman bu aslında D orbitalini ifade eder. O yüzden burada bir hata var. Cevapta da bu durumda. Hatayı sorduğu için de E seçeneğimiz olur. Geldik 7'ye. Demiş ki X atomunun, X element atomunun tüm elektronlarına ait olan kuantum sayıları, değerleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Görüyoruz. Şimdi burada bakın kaç elektron varsa o kadar N, L, e, M, L ve M, S değeri olur. Çünkü her bir için kuantum sayıları değil mi? Kendisine özgüdür. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane elektron görüyorum aslında. Bakın en eşittir 1. Birinci katmanda s orbitalleridir zaten. L değerimiz 0 olduğu zaman s orbitali olur. Ve m l zaten burada 0 olmalı ve burada 2 elektron var görüyor musunuz? Evet. Bak burası mesela 1s 2'yi ifade ediyor. Sonra n eşittir 2'ye geçtiğim zaman ne gelir? Bakın gene s orbitali var. Burada 2 elektron var. Evet bu da 2s 2'yi ifade ediyor. Ve Sonra n değeri 2 olduğunda zaten 2p orbitalleri gelir ki bak burada 2 elektron var. Onların değerleri de ms değerleri de artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Yani 2p'deki 2 elektrondan bahsediyor. Yani aslında bizim olayımız bu. Şimdi bakın 1 et 2 deyince zaten bir orbital var. 2s2 deyince bir orbital var. P değeri deyince toplam 3 tane orbitalimiz var aslında bizim burada. 1s2 deyince zaten burada ne olur arkadaşlar? 1s2 tam dolu. Biri yukarıda biri aşağıda. Ms değeri artı 1 bölü 2. Ms değeri eksi 1 bölü 2. Zaten burada ml değeri sıfırdır bunun için. S olduğu için. Sonra 2s deyince ml değeri yine sıfır oluyor biliyorsunuz ki. 2 elektron yerleşiyoruz. Birisi artı 1 bölü 2. Diğeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Sonra 2p deyince ml değeri eksi 1. ml değeri sıfır. ml değeri artı 1 olan toplam 3 tane orbitalimiz var. Bak ml değeri 1 olan da bir o elektronumuz, ml değeri 0 olan da bir elektronumuz daha var. Bu şekilde bunlar ama yön olarak aynı olması lazım. Çünkü eş enerji orbitallere aynı yönlü elektronlar yerleşirler. Peki buna göre p orbitallerin toplam 4 elektron vardır. Bakalım. Bak 2p2 diyoruz. Toplam 2 elektron var. Yanlış oldu yani. Evet bu ifademiz olmadı. Küresel orbitalleri deyince S orbitalleri aklınıza gelmeli. Toplam 4 elektron mu var? Evet 1S'de 2 elektron var. 2S'de 2 elektron var. 2 artı 2'den toplam 4 elektron var. Bu ifademiz doğru geldi. Devam edelim. Ne diyor arkadaşlar? İki tam dolu, iki yarı dolu orbital var. Bakın görüyor musun? Bir tane tam dolu var, bir tane de burada var. Toplam iki tam dolu var. E i̇ki de yarı dolu var. Bir tane de boş var zaten görüyorsunuz ki. O yüzden bu da doğru geldi. Çünkü bir orbital maksimum iki elektron olabileceğine göre e işte bir elektron yerleşenler yarı dolu, iki elektron yerleşebilenler tam dolu olacaktır. Bu da doğru geldi. Cevap da D oldu. Geldik 8'e. Şimdi demiş ki bir X element atomunun en yüksek enerjili orbitali için bazı bilgiler vermiş. Buna göre diyor ki, bu en yüksek enerjili orbitalini de. 5 tane elektron olduğuna göre bunun atom numarası ne olabilir diye soruyor. Bakalım şimdi neymiş bu orbitalimiz? N eşittir 3. Evet 3. E, düzeyde katmanda. Ama L eşittir 2. L eşittir 2 demek aslında D orbitali demektir. Evet 3D ve burada da 5 elektron varmış. 3D 5 ile bitmesi lazım demek ki. Evet bunu böyle anlayabiliyoruz. Çünkü en düşük enerjiden başlayarak en yüksek enerjiye doğru sıraladığımıza göre en yüksek enerji deyince en son dağılımda 3D5 bitmesi lazım. Peki yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5 yazsam mesela değil mi? Böyle yazabilirim. Tabii ki. Şimdi topladığımda 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 12, 18, 20, 25. Aa açıklarda yok. Hata yapmışız. Yanlış bir soru sormuşuz. Hayır tabii ki. Olabilir diyor ya. 25 olabilir. Başka bir şey daha olabilir. Nedir? Bak 4s1 3d5 de olabilir. Yani bu aslında krom atomudur. 24 protonu vardır tamam mı? 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d4 yazmayız da küresel simetri uymak için s'deki ne ne yaparız? D'ye atarız. O yüzden toplam 24 tane elektronu olur. 24 elektronlu olarak da ben burada D'yi işaretlerim. Geldim 9'a elimde XO4 yükü eksi toplam 50 tane elektron olduğunu söylemişim. Buna göre X element atomu ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuşum. Şimdi bakın XO4 yükü eksi 2. Bak şimdi şöyle ben bunu parantez içerisinde almak istiyorum tamam mı? 50 tane elektronu var elektron sayısını ben buraya yazar mıyım? E elektron sayısıyla... E, yükün topladığımız zaman proton sayısına gelmem lazım. Çünkü hani burada neden burada yük oluşuyor? Aldığın ya da verilen elektron sayısına göre oluşuyor İki tane elektron aldığımıza göre eksi ikili yüklemişiz. Demek ki eksi el toplarsak burada bizim 48 tane protonumuz var. Şimdi bizim burada X'in proton sayısını bilmiyoruz. X'in proton sayısına biz A diyelim. Ama oksijenin proton sayısı zaten bak kaçmış? 8'miş. Evet peki benim burada 48 proton nasıl sağlanıyor? X'ten A tane proton geliyor... Oksijenin bir tanesinden 8 tane proton geliyor ama bende ne var? 4 tane oksijen var. O zaman 4 kere 8 diyeceğim. Her bir oksijenden 8 proton gelir. 4 kere 8 de 4 tane oksijenden gelir. Toplamda nereye geleceğim tabii ki? 48 protona gelmiş olacağım. E burası 32 zaten. A ne olur? 16 olur. Yani x'in proton sayısı demek ki 16 geldi. Şimdi bana diyor ki x element atomu ile ilgili yani x ile alakalı element atomu ile alakalı olarak bakacağım şimdi olayıma. Ne diyor? P toplam elektron sayısı 10 mudur? Bak dağıtacağım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p4 bakalım bak pd 2p alttan 6 3p4'ten de 4 toplam 10 elektron vardır. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Çekirdek yükü proton sayısı 16'dır. Evet doğru. Bunu da görebiliyorum. Elektron dizilimi küresel simetrik mi? Değil. Neden? P4 ile bittiği için burada 1 2 3 4 elektron var ama 2 tanesi yarı dolu, bir tanesi tam dolu. Bakın küresel bir yani simetrik bir görüntümü yok. Yani P3 ya da P6 ile bitmem lazım küresel simetriye uymam için P ile bittiğinde. O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 1 2 3 yani E seçeneği oldu deriz. Geldik ona. Ne demiş? Sınır yüzey diyagramı demiş ki bu soruda bizim son sorumuz arkadaşlar testimizdeki. Onu da size söyleyelim. Evet bize bir şekil vermiş. Bize soru şekil yapmış yani. Buna göre diyor hangisi doğrudur demiş bu orbital için. Öncelikle bu orbitalin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bak şimdi. Ne yapıyor bak. Burada x ekseninde bombeler oluşturmuş değil mi? Bak S olsaydı böyle yuvarlak bir eksen olurdu. Böyle küresel olurdu. Böyle bombelenince biz bunun ne olduğunu anlıyoruz. P orbitali olduğunu anlıyoruz. Hatta bu bizim Px orbitali olduğunu anlıyoruz. Çünkü X de burada bombelenmiş. Ben bunu görebildim. Şimdi burada arkadaşlar hangisi doğrudur demiş. Şimdi normalde P orbitalleri 6 ekran olur değil mi? P'ler 6 ekran olur. Ama P dediğimiz şey 3 tane orbitaldir aslında değil mi? Yani ML değeri aslında... Eksi 1, 0, artı 1 olan ya da işte Px, Py ve Pz dediğimiz aslında 3 tane kardeş bunlar. Her bir P orbitali burada 2'şer e, elektron alarak ne yapar? Kendisini 6'ya tamamlar. Ama Px dersek burada 2 elektron alması lazım. Yani en fazla 6 elektron içeri ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Burada Px, Py, Pz üçünü beraber vermiş olsaydı. Mesela hem şurada Py'yi gösterseydi hem de burada Pz'yi gösterseydi. Evet olurdu bu şekilde vermiş olsaydı bize 6 derdik. Ama sadece Px'i gösterdiğine göre burada ne diyoruz? Toplam en fazla 2 elektron var. O yüzden bu ifademiz yanlış. Her enerji düzeyinde bulunur mu? Hayır. Hayır tabii ki P değeri için L değeri nedir? 1'dir. Dolayısıyla en eşittir birinci katmanda sadece S orbitali vardır değil mi? 1S var ama 1P yok. Biz ne yapıyoruz? İkinci katmandan itibaren P değerlerini görüyoruz. 3P var, 2P var, 4P var. Olmaz. Birinci katmanda olmadığı için bunu yazamıyoruz. C şıkkı bir kalsın. Manyetik koham sayısı ML değeri artı 2 olan mı? Hayır tabii ki. Bak L değeri 1 olduğu için ML değeri eksi 1 0 artı 1'den 1 olması lazım. ML değeri 2 olabilmesi için en az D olması gerekir. Bu da yanlış olur. Aynı enerji düzeyindeki eşit enerji 5 orbitalden 1'dir. Hayır bak. 1, 2, 3. Bunlar 3 kardeş. Bak P 3 kardeş. D 5 kardeş. F'de 7 kardeştir. Bu da yanlış oldu. Peki ne diyor? İkinci kuantum sayısı L değeri 1'dir. Evet. L değeri 1 olan da P orbitalidir. Doğru arkadaşlar. Bu ifademiz doğru geldi yani. Cevap da bu durumda C seçeneği oldu diyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel sorular vardı. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Ben çözerken mutlu oldum yani. Şimdi ben 2 saat sonra bir test daha çözeceğim. O zaman siz test 3'ü ödev olarak alın benden. Test 3 sayfa 10 ve 11 tamam mı? Yapalım arkadaşlar beraber ve böyle ilerleyelim istiyorum. Haydi bakalım gençler kendinizi iyi bakın. Hedefimiz full görüşmek üzere.